Huzurlu bir akşamüstü eve geliyorsunuz, oturup dinlenmeyi planlıyorsunuz ve gizemli bir kitap fark ediyorsunuz. Kitabın evinize nasıl geldiğini bilmiyorsunuz ama merak edip okumaya başlıyorsunuz. Kitapta evlerin penceresini tıklatıp evdekilere musallat olan birinin hikayesi anlatılıyor. Ama korkacak bir şey olmadığını, bunun sadece bir hikaye olduğunu düşünüyorsunuz. Ve tam bu sırada aynı kitapta yazdığı gibi pencerenizde tık tık sesleri duyuyorsunuz. Böyle bir durumda ne yapardınız? Bugün İkinci bölümü yeni çıkan The Man From The Window, yani Penceredeki Adam serisinin birinci ve ikinci oyunundaki tüm hikayesine bakacağız. Şimdi arkanıza yaslanın ve hazırlanın. Penceredeki adamın kim olduğunu ve tüm sırrını çözmeye gidiyoruz. Diane isimli anne tavşan Bartleby's fırınında çalışıyor. Akşam yorgun halde eve geliyor, yanında getirdiği donutları masanın üzerine koyuyor. Anahtarlarını bırakıyor ve televizyonun karşısındaki kanepeye doğru ilerliyor. Kanepeye oturduğunda ne kadar yorulduğunu fark ediyor. Sabah erken kalkması ve oğluna kahvaltı hazırlaması, bu yüzden de uyuması gerektiğini düşünüyor. Diane, oğluyla tek başına yaşayan, eşini kaybetmiş ya da ondan ayrılmış yalnız bir anne. Anne tavşan tam uyumayı düşünürken içerideki kapı açılıyor ve koşarak oğlu geliyor. Elinde bir kitap var. Anne tavşan oğluna ertesi gün okul olduğunu ve bu saate kadar uyumuş olması gerektiğini hatırlatıyor. Bu arada oğlu kitap okuyabildiğine göre yaşının tahminen 10 civarı olduğunu söyleyebiliriz. Oğlu annesine kitaptaki adamın onu alacağını söylüyor. Hangi adam, hangi kitap diye soruyor annesi. Ve oğlu elindeki hikaye kitabından bahsettiğini söyleyerek kitabı annesine gösteriyor. Kitabın üzerinde penceredeki adam yazıyor. Alt tarafta da onun resmi var. Anne tavşan Diane kitabı okumaya başlıyor ve kitapta şunlar yazıyor. Penceredeki adam oldukça tuhaf biri. İri gözlü ve çökük burunlu adam ve sadece merhaba demek ister kendisi. Bir kulağından diğerine kadar gülümserken sessiz gecede dolaşır. Kimseye görünmeden sokaklardan ve arka bahçelerden sıvışır. Sessizce pencerelerden bakar, sadece bir ve tek şeyi arar. Aslında çok ama çok yalnızdır penceredeki adam. Yeni bir arkadaş bulmak için etrafı tarar. Onun pencerene tık tık diye dokunmasını duyduğunda yeni oyun arkadaşını bulmuş demektir. Şimdi seni almak önce 5 dakikan var, sadece bunu bil. Ama üzülme, çünkü tek bir yerde kalman onu sinirlendirir. Onu 5 dakika oyala ve seni bulamazsa ayrılır ve umudunu yitirir. Kitabın içerisinde bir bölümde penceredeki adamın hiç arkadaşı olmadığı, ailesi, oğlu ya da kızı olmadığı da yazıyor. Peki penceredeki adam canlı bir insan mı yoksa değil mi? Hikayenin devamında bu şaşırtıcı kısma da geleceğiz. Videoyu buraya kadar izlediyseniz zaten like atmışsınızdır ama eğer unuttuysanız bu tür videoların devamı için lütfen aşağıdan 2 saniyenizi ayırıp videoyu beğenmeyi unutmayın. Desteğiniz için çok teşekkürler ve hemen hikayemize devam edelim. Anne tavşan kitabı kapattıktan sonra bunun bir korku hikayesi olduğunu söylüyor ve bu tür hikayeleri okumak için çok küçük yaşta olduğunu hatırlatıyor oğluna. Yavru tavşansa annesine o adamı dışarıda gördüğünü söylüyor ve annesi bunun sadece bir kitap olduğunu ve gerçek olmadığını, yatağa gitmesi gerektiğini yoksa sabah uyanamayacağını söyleyecekken birden pencereden gelen tık tık sesleriyle irkiliyor. Oğlu penceredeki adamın dışarıda olduğunu söylüyor. Annesi ise sakin olmasını, dışarıdaki her neyse bir canavar olamayacağını söyleyip oğlunu rahatlatmaya çalışıyor. Ancak tam bu sırada cam tekrar tıklatılıyor. Ve anne tavşan Diane oğluna dönerek bu kitabı nereden bulduğunu soruyor. Oğluysa okuldan döndüğünde kitabın masanın üzerinde durduğunu anlatıyor. Oğlu bu kitabı annesinin kendisine sürpriz yapmak için alıp masaya koyduğunu sanıyor. Ve anne tavşan bu cevap üzerine durumun ciddiyetini fark edip ne yapacağını düşünmeye başlıyor. Okuduğu kitaptaki satırları hatırlıyor. Cam tıkladıktan sonra 5 dakikaları var. Bu sürede saklanamazlarsa penceredeki adam onları alacak. Ve panikle daha çabuk olmaya çalışıyor anne tavşan. Kapıları kilitliyor, oğlunu uygun bir yere saklıyor. Salondaki koltuğu kapının önüne doğru itiyor. Ve tam bu sırada kapının deliğinden dışarı bakıyor ve onu görüyor. Pencereyi tıklatan adam. Kapının deliğinden ona bakıyor. Sonra anne tavşan kendisine de saklanacak bir yer buluyor ve saklanıyor. Penceredeki adam kapıyı kırarak içeri giriyor. Sehpanın üzerindeki donutları görünce her şeyi unutuyor ve hepsini yemeye başlıyor. Bu da onun aile ortamına ne kadar hasret olduğunu bize gösteriyor. Ve tüm araştırmalarına rağmen evde kimseyi bulamıyor. Ve geldiği gibi hızla evden ayrılıyor. Anne tavşan kapıya doğru yürüyor ve kapıyı kapatıyor. Oğlu arkasından koşarak geliyor. "Gitti mi anne?" diye soruyor.
Annesi de gitti, merak etme diye cevap veriyor. Yaşasın, başarabileceğini biliyordum diyor oğlu. Sonra adamın donutları yemesine üzülen oğlu bunu annesine söylüyor. Annesi ise ertesi gün yeni donut getireceğini söyleyip üzülmemesini istiyor. Ve oğluna dönüp artık lanetli kitaplara bulaşma olur mu diye soruyor annesi. Ve oğlu cevaplıyor. Peki ya kapıdaki kadın için ne yapacağız? Annesi panikliyor. Kim diye soruyor. Ve oğlu şaka yaptığını söylüyor. Gece böylelikle tatlıya bağlanmış oluyor. Ve aradan yaklaşık 20 yıl geçiyor. Anne tavşan yaşlanmış, oğluysa artık 30'lu yaşlarında bir taşıma şirketinde çalışan yetişkin biri. Evdeki telefon çalıyor, anne tavşan telefonu açıyor. Arayan oğlu her şey yolunda mı diye sormak için evi aradığını söylüyor. Annesi de her şeyin yolunda olduğunu, birkaç dolar bulduğu için eve yiyecek sipariş ettiğini anlatıyor. Oğlu gece geç saatlere kadar çalışacağını söyleyip iyi eğlenceler dileyerek telefonu kapatıyor. Kapatmadan önce ise kızıma selam söyler misin diyor. Evet, Junior. Junior'ın artık bir kızı var. Babaannesi de evde ona bakıyor. İsmi Audrey. Babasının selam söylediğini iletiyor anne tavşan. Ve ödevlerini yaptın mı diye soruyor. Audrey yaptığını söylüyor. Babaannesi bu habere sevindiğini söyleyecekken kapı çalıyor. Yemek siparişinin geldiğini düşünen anne tavşan kapıya doğru yürüyor. Kapıyı açıyor ama kimse yok. Birinin kapıyı çaldığına yemin edebilirim diyor kendi kendine. Torunu Audrey'e dönüp sen de duymadın mı diye soruyor. Audrey de babaannesini onaylıyor. Sonra birden gözü kapının önüne bırakılmış yerdeki kitaba takılıyor. Penceredeki adam isimli o kitap. Bu kez kapağı kırmızı. Yine başlıyoruz diyor anne tavşan. Kitabı yerden alıyor. Yaklaşık 20 yıl sonra aynı adam tekrar musallat olmak için geri dönüyor. Anne tavşan torunu Audrey'yi de bu adam konusunda bilgilendirmiş. Audrey'e o geri döndü diyor. Bu kez Audrey ile beraber bu durumla baş edeceklerini, babasının ve kendisinin her zaman yanında olamayabileceklerini, bu yüzden penceredeki adamla baş etmeyi öğrenmesi gerektiğini anlatıyor anne tavşan. Ve yeni kitapta da şunlar yazıyor. Zaman geçer, mevsimler değişir. Hiçbir şey aynı kalmaz ama penceredeki adam devam eder oyununu oynamaya. Şimdiye kadar istediği en basit şey onun tek isteği. Musallat olduğu bu karanlık sokaklarda arayışının asla bitmediği. Gece çöktüğünde onun sinsice dolaştığını bilirsin. Uzak dur ondan, yoksa en kötü kader olacak senin. Birinin camına tıklamak her zaman onun işaretidir. O yüzden kendini tehlikede bulmamak için sonraki 5 dakikanı zekice geçir. Şimdi dikkatle ve hızla ilerle. Penceredeki adamın kaybedecek vakti olmadığını öğrendiğini bil ve onu gözle. Kitaptaki bu satırları okuduktan sonra bazı sayfaların eksik olduğunu fark ediyor Diane. Ve Audrey'ye bu durumda ne yapılması gerektiğini soruyor. Ona öğretmeye çalışıyor. Audrey de saklanmadan önce kayıp sayfaları bulmaları gerektiğini, çünkü penceredeki adamın sinirlenip o sayfaları yırttığını söylüyor. Evet, penceredeki adam gerçekten bu sefer işleri biraz daha zorlaştırmak için sayfaları yırtıyor ve evde farklı yerlere saklıyor. Tüm sayfaları bulamazsak doğru yerlere saklanamayacağız ve o da bizi bulup arkadaşı olmamız için götürecek. Ama istediği olmuyor ve tüm sayfaları buluyor anne tavşan. Eksik sayfaları ararken içeride bir takdir belgesi görüyoruz. Bartleby's fırınında 38 yıl sadık şekilde çalışan anne tavşan Diane'e verilen bir belge bu. Eksik sayfaları birleştiriyor ve sayfalarda şunlar yazıyor. Bunca yıldır adam araştırdı, asla görevini terk etmedi. Tamamen odaklanmış durumdayken tavrı kırıcıdır. Çok fazla şey onu durduramaz. Onu çevrelemeye çalışmak ya da onu güçle durdurmak mümkün değil. Penceredeki adam arkadaş avına çıktığında çok mutludur. Bir arkadaşına vermiş olduğu görev için asla sıkılmaz. Yalnızlığının aksine ağlamak için asla durmaz. Bir arkadaş bulamamak penceredeki adamın kabul etmeyeceği bir şey. Bir arkadaş bulmak onun ilk önceliği ve hiçbir şey onu daha çok mutlu edemez. Adam uyanık kalır. Bu gece umutları ezilmeyecek. Şimdi de her iki oyundaki kitaplarda yazılanları bir araya getirelim. Penceredeki adam, iri gözleri, kulağından diğer kulağına kadar gülümseyebilen ürkütücü bir ağzı olan, görevine sadık, odaklandığında ise oldukça sinirli ve kırıcı biridir. Yalnızdır ama asla ağlamak için durmaz. Onu güçle durdurmak mümkün değildir ve bu da onun bir insan değil, doğaüstü bir varlık olabileceğini gösteren önemli bir ipucu. Gecelerde dolaşıp evlerin pencerelerinden bakar ve yalnızlığını giderecek arkadaşını bulmak için uygun evi arar. Uygun evi bulduğunda ise pencereye tıklatır.
Ama penceredeki adam bunu yapmadan önce kitabını eve çoktan bırakmıştır. Ve bu kitapta eve girdiğinde sırayla bakacağı yerler yazıyordur. Evdekilere saklanmaları için 5 dakika verir. Daha sonra eve girer. Ve kitapta yazdığı kurallara uyarak sırayla söylediği yerlere bakar. Eğer birini bulursa onun arkadaş olmak istediğini düşünerek kendisiyle birlikte onu da götürür. Asla hile yapmaz. Kitapta yazdığı yerlerin dışında bir yere bakmaz. Eğer baktığı yerlerde birini bulamazsa umudunu yitirir ve o eve tekrar musallat olmaz. Çünkü evdekilerin kendisiyle arkadaş olmak istemediğini anlar. Eğer arkadaş olmak isteselerdi kitapta yazdığım yerlere saklanırlardı ve onları bulmama izin verirlerdi diye düşünür ve o evden sonsuza dek uzaklaşır. Penceredeki adamın oğlu, kızı ya da bir ailesi yoktur. Bu yüzden araştırdığı evler babanın olmadığı, tek anne ve çocukların yaşadığı evlerdir. Belki de o evin içerisindeki baba rolünü üstlenmek istiyordur. Yıllar sonra anne tavşanın evine tekrar musallat olmasının sebebi ise Audrey'nin gelişiyle birlikte hem evde yaşayanların hem de birinci oyundaki evin tamamen değişmesi. Eğer penceredeki adam Audrey'yi yakalarsa babasına evden bir telefon geliyor ve burada penceredeki adamın sesini ilk kez duyuyoruz. Ürkütücü ve bozulmuş bir halde. Bu da penceredeki adamın aslında yaşamadığını bize gösteriyor. Canlı bir varlık değil. Penceredeki adam aslında ailesine çok düşkün ama trajik bir olay sonrasında ailesini kaybediyor. Bu olaydan sonra ise hep birilerini onların yerine koymak istiyor. Bu şekilde yıllar geçiyor. Penceredeki adam yaşlanıyor. Akli dengesini kaybediyor ve sonra ölümle yaşam arasında sıkışıp bir ruh olarak dünyada kalıyor. Ve sonsuza dek kendi ailesinin yerine koyabileceği bir yuva sıcaklığı bulabilmek için kendine yakın gördüğü evlere musallat olmaya başlıyor. Anne tavşan ve torunu Audrey evde doğru yerlere saklandığında penceredeki adam kitapta söz verdiği yerlere bakmaya başlıyor. Banyodaki aynaya bakarken onun vücudunu da ilk kez görüyoruz ama yarım halde. Az önce sesini duyduğumuz ölümle yaşam arasına sıkışmış bu ruh şimdi de bize bedeninin bir kısmını gösteriyor. Tüm araştırmalarına rağmen evde ne anne tavşana ne de torunu Audrey'ye ulaşamayan penceredeki adam söz verdiği gibi tekrar musallat olmamak üzere bu evden uzaklaşıyor. Anne tavşan yine kapıyı kapatıyor. Audrey ise penceredeki adamın arkasından "Evet, bu sefer git ve bir daha gelme. Buraya gelip büyük annem ve benimle baş edebileceğini sakın düşünme. Çünkü eğer bunu bir daha yaparsan seni..." derken cümlesi yarıda kesiliyor ve kapı tekrar çalıyor. Anne tavşan kapıyı açıyor ve bu sefer verdikleri yemek siparişinin geldiğini görüyor. Normal sonda sipariş paketinin kapıya bırakıldığını görüyorlar ancak gizli sonda J.P. Vermander isimli bir karakterin yemeği getirdiğini fark ediyorlar. J.P. Vermander aynı yapımcının bir başka oyunundaki bir karakter. Oyunun hikayesiyle bir ilgisi olmasa da güzel bir detay. Sonra anne tavşanın oğlu da olanlardan habersiz eve geliyor. Annesi ona yaşananları anlatıyor ama kızı Audrey'in çok kahramanca davrandığını söylüyor. Babası da kızıyla gurur duyuyor. Bu belki de sonraki oyunda Audrey'nin ana karakter olacağının işareti olabilir. Tüm bu konuşmadan sonra anne tavşan iyi geceler dileyerek yatağına gidiyor. Bu tür hikaye videolarını beğeniyorsanız ve devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoya like atmayı, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Göstereceğiniz destek bu tür videoların sıklıkla devam etmesi için çok çok önemli. Aynı zamanda bu videonun sonunda Penceredeki Adam 2'yi bitirdiğim videomu görebilir ve o videoyu da izleyebilirsiniz. İşte bu şimdiye kadar nasıl biri olduğunu bilmediğimiz Penceredeki Adam'ın hüzünlü hikayesiydi. Kendi ailesini trajik bir şekilde kaybeden ve hayatı boyunca birilerini ailesinin yerine koymaya çalışan ve daha sonra ölümle yaşam arasına sıkışan hüzünlü bir ruh. Ve penceredeki bu ses her zaman hatırlanacak. Ta ki penceredeki adam geri dönene kadar.